13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse başka bir şey düşünmesin. Duydum da önce inanamadım. Erdoğan sanki bu olaylar hiç olmamış gibi beyefendi kahvaltıya gidiyor. Bir yaylaya kahvaltıya gidiyor. Rize ile Trabzon arasında her 15 metreye bir polis dikiyorlar. Her 15 metreye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Her 15 metreye. Ya sen kendi vatandaşına güvenmiyorsun. Şikayeti görev yapan polisler söylüyor. Böyle bir garabet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç yaşanmadı. Ve biz yaşıyoruz. Yaylaya çıkıyorsun sabah kahvaltısı yapmaya. 13 kişi hayatını kaybetmiş şehidimiz var. Umrunda bile değil. Sonra Rize Kongresi. Allah aşkına bütün vatandaşlarımdan özellikle rica ediyorum. O kongreyi oturun internetten izleyin. O gülüşmeler, o kahkahalar, o fıkralar. Ya 13 kişi hayatını kaybetti ya. 13 kişi ya. Hangi ahlaka göre siz bunu yapıyorsunuz? Hangi inanca göre yapıyorsunuz bunu? Ben böyle bir inanç bilmiyorum. Böyle bir ahlakı da hiç görmedim. Ya insan 13 kişi hayatını kaybetmiş. Şehidimiz var. Bari onlara saygı dur ya. Sen konuşmuyorsun. Bakanların konuşmuyor. Topu atmışsın Malatya valisine. O açıklamayı yapıyor. İdlib'de de öyle olmuştu. Orada da Hatay valisi konuşmuştu. Kaçacak delik arıyorlar. Neden? Kusurlarını çok iyi biliyorlar. Güle oynaya kongre yapıyorlar. Bir de şehit annesini telefonla bağlatıyorlar. O da ayrı bir şey. Ayrı bir dram. Gerçekten ayrı bir dram. Erdoğan'ın keyfi yerinde. Anne ağlamaklı. Ders vermeye kalkıyor. Ya Allah bu millete sabır versin. Vallahi billahi Allah bu millete sabır versin. Bir şehit annesi ya. Onu propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Şehitlere ne kadar yakın olduğunu Türkiye'ye anlatmak için kullanıyor onu. Oysa bütün Türkiye görüyor onu. Nasıl güldüğünü, nasıl eğlendiğini, nasıl keyif içinde olduğunu bütün Türkiye görüyor. Askerlerimiz, sivillerimiz, devlet görevlilerimiz hayatını kaybetmiş. O beyefendinin derdi başka. Ya bırakın bari bu anne matemini yaşasın ya. Bir annenin matemini yaşamasına dahi izin vermiyorlar. O annenin acısını, dramını acaba o saray ve çevresi biliyor mu? O dramı biliyorlar mı acaba? O annenin o evladını nasıl yetiştirdiğini, askere nasıl gönderdiğini acaba onlar biliyorlar mı? Ellerine kran yaktığını onlar biliyorlar mı acaba? Değerli arkadaşlarım, bari bırakın da bu insanlar acılarını yaşasınlar. Buna bile izin vermiyorlar değerli arkadaşlarım. Ve konuşuyor. Şunu söylüyor. Oğlunuz şehit oldu, siz bu şerefi yaşadınız. Lafa bak. O şeref en çok sana yakışıyor. Göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Niye yaptırdın bedelli askerlik? Eğer sen böyle bir şerefi istiyorsan, böyle bir şerefi kabul etmek istiyorsan ve bu şerefi başının üstünde ailelerine de miras olacak şekilde yaşamak ve içselleştirmek istiyorsan çocuklarına bedelli yaptırmasın, gönderirsin askere. Irak'a gönderirsin. Neden bu ülkede fakir fukaranın çocukları bedel ödüyor da varsılların çocukları bedel ödemiyor? Hangi AK Partili milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede? Gerçekten içimiz acıyor. Arkadaşlarımız basın toplantılarını defalarca yaptılar. Ailelerce defalarca görüştü. Milletvekillerimiz defalarca soru önergeleri verdiler. Karşıda bir duvar var. Bir duvar. Şimdi o duvardan nasiplenmeye kalkıyorlar. Ama korkarak, ama ürkerek. Bu olmaz değerli arkadaşlarım. Şimdi ben bizleri dinleyen bütün vatandaşlarıma, hangi partiden olursa olsun,
Bütün vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Lütfen beni iyi dinleyin. Erdoğan'a 5 soru soracağım. 5 soru. Ve bu soruların cevabını millet adına ondan bekleyeceğim. Bu soru benim sorunum değil. Soru 83 milyonun sorusudur. Öyle baksın. AK Partililer de dahil, MHP'liler de dahil, Cumhuriyet Halk Partililer de dahil, HDP'liler de dahil, İYİ Partililer de dahil. Kim varsa, bu ülkede kim yaşıyorsa, kimin eli kalem tutuyorsa, kimin aklı bali olmuşsa bu soruların cevabını istesin. Soru bir. Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana başbakan olarak ya da cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız? 5,5 yıl terör örgütünün elinde kaldı bunlar. Rehin tutuldular. Ne yaptı bunlar? Türk millete anlat bakayım. Ya bir İsrail askeri Filistinler tarafından alındı, dünyaya ayağa kaldırıyorlar. Dünyaya ayağa kaldırıyorlar. Herkes sahip çıkıyor. 5,5 yıl bunları unutturdun ya. Unutturdular. Bir soru önergesi vermesek, basın toplantıları yapmasak zaten kimsenin de haberi olmayacak. İkinci soru. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi? Evet, bunu da soruyorum. Üçüncü soru. Yıllarca dostum Trump diye böbürlenip durdunuz. Neden dostluğunuzu, vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız? Öyle ya, bölgede Amerikalılar çok güçlü. Senin de en yakın dostun Trump. Neler yaptığınızı biz de biliyoruz, Amerikalılar da biliyor. Sen bu dostluğunu neden bu vatandaşlarımızın, askerlerimizin, sivillerimizin kurtarılması için kullanmadın? Papazı veriyorsun. Trump telefon ederdi, belki onlar da 13 kişiyi vereceklerdi. 13 şehidimiz olmayacaktı. Niye kullanmadın? Kim engel oldu? 4. Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Der gibi ulusal insan hakları örgütleriyle uluslararası insan hakları örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç aklınıza gelmedi mi? Öyle ya, bir sürü şey var. Daha önce gidip teslim almışlardı terör örgütünden. Hatta bir de milletvekili gitmişti. İnsanlar sağ salim Türkiye'ye getirildiler. Neden 13 kişiye sahip çıkmadınız bugüne kadar? 13 şehidimize neden sahip çıkmadınız? Soru 5. Dün Rize'de yaptığınız açıklamalarda sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu, ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim? Millet bekliyor. Bu işin sorumlusu kim? Rehine kurtarma operasyonuna gidiyorsun, bütün rehineler ölüyor. Akıl tutulacak şey ya, akıl tutulması var burada. Gidiyorsun rehineleri kurtarmaya, bütün rehineler ölüyor, sen de dönüp geliyorsun, korkudan hiç kimse açıklama yapmıyor, valiye diyorlar sen bir açıklama yap. Ne diyorduk? Bunlar devleti yönetemezler. Yönetmiyorlar zaten. Yönetemiyorlar zaten. Bilgileri yok, birikimleri yok, iradeleri yok. Bir devlet böyle mi yönetilir ya? Şimdi normalde birisinin bu sorumluluğu alıp istifa etmesi lazım. Rehine kurtarmaya gidiyorsunuz, tamamı ölüyor. Ayrıca 3 askerimiz.
Nasıl oluyor bu? Bunun hesabını kime verecek? AK Partili kardeşlerime özellikle söylüyorum. 13 şehidimizin kanları yerdedir. Onlar Türkiye'ye gelebilirdi, getirilebilirdi. Burunları kanamadan Türkiye'ye getirilebilirdi. Kendilerine göre gittiler. Sözde terör örgütünden alacaklar. Çarşamba günü gelecek, Erdoğan çıkacak, medyaya açıklama yapacak. Biz kahramanız, biz şöyleyiz, biz 13 kişiyi kurtardık. Hedef bu değil miydi? Hedef buydu. Davulla zurnayla rehine mi kurtarılır Allah aşkına ya? Davulla zurnayla. Rahmetli Ecevit Kıbrıs çıkarmasını yaparken eşine bile haber vermemiştir. Eşine bile. Bu davul zurnayla hareket başlattık diyor.